Bir Kadından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz prodüktör, yazar, besteci, müzisyen Cihan Barbur. Merhaba. Merhabalar. Çok teşekkür ederiz öncelikle kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için kulisimize. Akşam konserden eve. Cihan Barbur'un kulisindeyiz. Bugün Bir Kadını buradan çekeceğiz. Öncelikle şuradan başlayalım Cihan Hanım. İskenderun'da doğdunuz. Sonra eğitim için, lisans eğitiminiz için Ankara'ya gittiniz. Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldunuz. Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünden. Müzikle nasıl tanıştınız peki? Ben İskenderun'da büyüdüm. Beyrut'ta doğdum. Gerçekten çok Beyrut'ta yaşamadım ama İskenderunluyum tabii ki. Edebiyat okudum. Müzik hep hayatımda vardı. Her çocuk gibi. Yani öyle klişe bir hikaye anlatmayacağım tabii. İyi geliyordu bana müzik dinlemek ve söylemek, şarkı söylemek. Dolayısıyla müzikle tanışmıyorsunuz, müzik hayatınız içinde var oluyor. Bir yerden sonra ağır basıyor bence. Ya da benim hayatımda öyle oldu. Daha ziyade oyuncu olmayı düşünüyordum ben gençlik yıllarımda. Fakat bir şekilde İstanbul'a taşındıktan sonra müziğin içinde meslek edindiğimi fark ettim. Yani başka bir yola sapma çabasındayken haftanın 4-5 gecesi küçük bir ekiple birlikte bir yerlerde çalıp söylemeye başladık. Sonra hayatımın 7-24'ünü teşkil edince de tanışıklıktan öte ciddi bir evlilik hali dönüştü. Öyle hala da devam ediyor işte. Siz albümlerinizin prodüktörlüğünü de kendiniz yapıyorsunuz. Albümlerinizde birçok şarkıyı aslında kendiniz yazıp besteliyorsunuz. Evet. Şarkı sözü yazarlığı peki nasıl oldu? Yani hani bunu birçok kez söyledim. Ben öyle ortaokulda, lisede hani eline gitar alıp kendi şarkılarını yazan, çizen biri değildim. Ben biraz geç başladım şarkı yazmaya. Ben daha böyle denemeler, küçük kısa yani öyküler, şiirler falan yazan bir ergendim. 25-26 yaşımda İstanbul'da yaşadığım ve çalıştığım sürece bir şeyler yazabildiğimi fark ettim. Çünkü çevremde birçok müzisyen arkadaşım oldu. Onlarla ciddi anlamda müzikle alakalı mesailer geçirdik ve ben evde böyle ufak ufak bir şeyler anlatmaya başladığımı gördüm. Diğer arkadaşlarımla paylaşınca da bunları ne olur artık hani çekmecede tutma, gel bir şeyler yapalım dediklerinde çok büyük bir hırs ya da büyük bir beklenti olmadan denedim. Çünkü o dönemde Türkiye'de 2005-2006 yıllarından bahsediyorum. Bir ana akım bir müzik vardı. Bizim gençliğimizde dinlediğimiz, kendi şarkılarını yazan, çizen, işte Ortaçgil, Mehmet Güreli, Vedat Ağa, Vedat Sakman, sayabileceğim aynı minvalde bir sürü isimle biz Fikret Kızılok'larla hani büyümüş bir nesiliz. Dolayısıyla onların bir derdi vardı, bir şey anlatıyorlardı. Benim için de sanki en doğrusu başka şarkılar söyleyerek geçirdiğim o yıllara istinaden kendi hikayemi, kendi şarkımı yazmak oldu. Şimdi tanımlıyorum. O zaman çok tanımlayarak yapmıyorsunuz böyle şeyleri. Evet. Bir de biyografinizde, sitenizde yazan biyografide şöyle bir ifade var. Bir hikaye anlatıcısı olarak çağdaş kadın ozan geleneğini sürdürme gayretinde olduğunuz yazıyor. Bu çağdaş ozan geleneğini biraz açar mısınız sizin için? Yani bunu da bir sürü kez hani gazeteci arkadaşlarımıza da zamanda televizyona çıkma iznimiz varken yani mecramız defalarca anlatmaya çalıştık. Çünkü benim yıllardır böyle 7. albümü çıkardım. Hala caz müzisyeni, caz müzisyeni diye tanımlıyorlar. Artık ben yoruldum. O yıllarda aslında benim biraz röportajları kendimizin de müdahale ettiği dönemlerden Çağdaş Kent Ozan'ı, Çağdaş Kent Ozan, Çağdaş Kent Ozan'ı diyelim istedim. Çünkü şehir hikayeleri anlatıyoruz. Bunun caz, hicaz, funk, soul, R&B bilmem ne falan falan olması değil mevzu müzik. Yani nasıl müzikal bir altyapıyla yapılmış olması değil. Bir hikaye güdümlü şarkılar olması. İşte aşk hikayeleri, hayat hikayeleri, ara sokak hikayeleri, bir kent hikayesi. Zamanında nasıl ki Aşık Veysel ve daha başka bir pastoral
çerçevenin içerisinde çok dünyevi ve ulvi hikayeler anlattıysa, bence ben ve benim gibi bir sürü müzisyen de o ana çekirdeğe, öze dönme gayretiyle bir şeyler anlatıyor. Ben o hani caz müzisyeni deyip hani hayır, çünkü Türkiye'de çok önemli caz müzisyenleri var. Ben değilim. Öğelerini kullanıyoruz bir sürü müzik tarzının, ama derdim kendi hikayelerimizi anlatan müzisyenler olduğumuzun altının çizilmesi. Bir de Şems Unutma oyununa gelmek istiyorum. 2010 yılı, 2010-2011, evet. Hı hı. Hem oyuncuydunuz orada. Hasbelkader. Hem de müziklerini de yaptınız. Evet, müziklerini besteledim. Cenk Erdoğan'la birlikte düzenlemelerini yaptık. Afife Jale'ye aday olmuştu. Benim için mutluluk verici bir şeydi. Direktör arası seyirci ödülünü aldı müzikleri. Bir tecrübe oldu yani. Özen Yulan'ın yazıp yönettiği bir oyun. Çok değerli oyuncular vardı. Ben bir oyuncu değilim. Böyle bir disiplinim de yok. Ama oynadınız. Oyuncu. Anlatıcıyı oynadım. Müzikal olduğu için zaten ekseriye şarkılar söyledim sahnede. Müzikleri yazarken Özen Yulan'ın bana anlatıcıyı oynasan aslında demesiyle kendimi orada buldum. Butik bir oyundu. 27 oyun oynadık. Ya tabii bir konser sahnesinden benim için çok başka, çok farklı. Ama ben alışmışım bir kere konserin o hem o ritmine, hem seyirciyle sürekli konuşur halde olmama. Evet, hem ya tabii ki tiyatroda öyle bir şey, ama ben oyuncu değilim. Yani becerebildiğimi çok zannetmiyorum. Dost sohbetlerinde bir takım komiklikler ve taklitler yapmak demek iyi oyuncu olur bundan demek değilse eğer. Altından biraz zor kalktım o dönem, ama layıkıyla yapmaya çalıştım. Aynı zamanda da hem yani birçok diziye, sinema filmine ve tiyatroya da müzikal anlamda katkılarınız oldu. Evet. En son Hercai dizisi, Gesi Bağları ve Bir Ay Doğar türkülerini, zaten son albümde seslendirdiğim türkülerde onları kullandılar. Ondan evvel Behzat Ç'den tutun da ta 2000 dönemine kadar bir sürü diziye hem söz yazdım, hem albümden parçalar verdim. İşte tiyatro keza. İşte birkaç prodüktörlük denemem oldu. Fırat Tanış'ın 2014'te Mor Rüyalar albümünün prodüktörlüğünü yaptım. Ama işte olabildiğince içinde olmaya çabalıyorum. Birazcık da son albüm. Ürkerek Söylerim. De çıktı. Biraz ondan bahseder misiniz? Neyinden? Yani türküler... Adı Müsket Getileğine çıktı. Bir yani isminden de şöyle bir şey okumuştum bir röportajınızda. Hani çekinerek söyledim aslında. Yani zannederim bunu en güzel şey ifade eden ve anlayan müzik eleştirmenlerinden, müzik yazarlarından Murat Beşer'e buradan teşekkür edeyim. Birkaç gün evvel Cumhuriyet Gazetesi'nde vitrindekiler köşesinde öne çıkanlar başlığıyla Ürkerek Söylerim'i yazmış. Önünü ilikleyerek söylemiş demiş. Zannederim çok iyi tanımlıyor benim oradaki meramımı. Çünkü türküler de benim için aslında şarkılar da bir yandan. Hepimizin hayatında ve kafamızda illaki birinin sesinden olmak zorunluluğu olmayan şarkılar. Yani cover gibi değil. Hani çok bildiğiniz bir şarkı yok, kişinin sesinden duyar ve kafanızda tamamlarsınız, ama bu türküler kim nerede, ülkenin neresinde olursa olsun, kimden dinlediyse, nasıl bir hisle dinlediyse çocukluğunda, ilk gençliğinde öyle kalıyor. Bende de kaldığı şekliyle, ama işte onları halel getirmeden, haddimi de aşmadan, böyle alıp böyle bir yapbozun içinde çok da devşirmeden, bugüne kadar yaptığım kendi şarkılarımdan da çok ayrı tutmadan nasıl giydirebilirim kendi kıyafetlerime, nasıl onu anlayabilirim, doğru anlayabilirim diye çok ürkerek, yani kendimden gayet emin bir şekilde. Ama işte Murat Beşer'in dediği gibi, yani hakikaten önümü ilikleyerek bir saygıyla söylemek istedim. Çünkü herkesin dimasındaki o Türkiye'ye bir el uzatmış oluyorsunuz. Doğru nefes üfledim mi acaba ben?
Onlara halel getirdim mi korkusuyla. O yüzden ürkerek söylerim. Yoksa bir, herkes de türküleri söylüyor, hadi ben de yapayım. Bir, uzun zamandır çok istiyordum. Çok içime sindi benim. Ne demek tabii Türkiye'de bu albüm benim çok içime sindi, onu bilemiyorum. Çünkü artık bir şeyin viral olması gerekiyor. İşte YouTube'da bilmem kaç tıklan. Ben hiç umurumda olmayan şeyler benim bunlar. Hala da değil zannederim de olmayacak. Sadece çok dinlendiğinde bir teşekkür edebiliyorum. Mutlu oluyorum. Bundan sonra da şarkı yazdığım müddetçe yine kendi şarkılarımdan oluşan albümler çıkartmak derdindeyim. Ama bir tane daha türkülerden oluşan bir iş yapabilirim. Ya da birkaç türkü daha seslendirebilirim. Bilmiyorum. Ama sevdiğim bir... can verdi. Çok değerli müzisyenler. Kartonetinde yazıyor. O yüzden albüm almak önemli bence. Çünkü yıllarca şarkılarınızı siz mi yazıyorsunuz sorusuna da çok maruz kaldım. Çünkü tabii ki ben yazıyorum. Zaten bütün derdimiz bu. Açıp bakılırsa çok güzel müzisyenlerle tanışacaklarını düşünüyorum. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Birazcık da yazın hayatınızı da konuşalım. Siz aynı zamanda kısa öykülerde yazıyorsunuz, şiirde yazıyorsunuz. Hı. Hatta kitabınız da var. İlk kitabınız Çatıdaki Çimenler Sene yazılmış. Evet, ilk kitabım 2013 yılında çıktı. Öykü ve şiirlerden oluşan bir kitaptı. Daha sonra İnkılap Kitap Evi'nden iki tane şiir kitabı daha çıkardım. İlk kitap tekrar İnkılap'tan üçüncü baskıyı yaptı. Sevmediğim Atlaslar şiir kitabı çıktı. Fakat Sevmediğim Atlaslar'dan evvel ben 4,5 yıl kadar Ot Dergi'de yazardım. Ot Kitap'tan Baba Öyküler diye bir biyografik derleme. Neyse. 20 özel isimle baba hikayeleri konuşup onları derlediğim bir kitaptır Baba Öyküler. Sonra Sevmediğim Atlaslar çıktı. 2019'da Şubat ayında yine bir şirketten, şimdi bir aksilik olmaz ise sonbaharda Doğan Kitap'tan bir Tomris Uyar kitabı hazırlamak peşindeydim. Onu tamamladım, teslim ettim. Bir Tomris Uyar biyografisi gibi yazılmış bir Uyumsuza Notlar. Onun için heyecanlıyım. Tomris Uyar çok önemli benim için. Masa Dergi'ye yazıyorum birkaç aydır. 4 ay olacak herhalde. Zaman zaman şiir, zaman zaman öykü. Böyle yazmak. Ara ara. Yazarlığı da seviyorsunuz. Benim asıl aslında... Benim asıl mevzum yazmak aslında, hani bir de yazmak değil, asıl mevzum yazmak bence, bir de şarkı söylüyorum. Çünkü şarkılarımı da kendim yazarken derdim benim yazınla alakalıydı. Hani edebi dünyanın içinde miyim, değil miyim, dışarıdan mentorlar bunu nasıl görür, çok değerli isimler ne der bilmiyorum ama it kim? Ve burada var olma mücadelem hayatta yazmak. Şarkılarla oldu bu söyledim. Şiirler oldu, kitapları çıktı. Dergilerde işte köşem oldu. Çok da ayırmıyorum. Sadece bir de şarkı söylüyorum bence. İlk söylüyorsunuz. Sağ olun. Gümüşlük'te yaşıyorsunuz. İstanbul'da bir ayağım var. Evet, İskenderun'da yaşadım. 22 yıl pardon. Sonra Ankara Üniversite burası. Burası beni bitirdi. Benim için de bitti. Gitme sebebiniz ne? Gitmiyorsun bir yerden. İşte bak buradayım. Geliyorsun yine. Kayıda geliyorsun, albüme geliyorsun, röportaja geliyorsun yani. Çok seviyordum İstanbul'u. Bitti. O insaniyetimi unutturdu bana. Nereye gidersem gideyim memleketi her yerime kadar, ilime kadar hissediyorum. Zaten kaçmak derdim değil ama biraz daha az duymayı arzu ettiğim bir iç ses var. Çünkü o beni rahatsız ediyor. O yüzden Gümüşlük'te güzel arkadaşlarım, dostlarım, kendi kurduğum bir aile var. Orada iyiyim. Daha iyiyim. En azından bir şeyler yazıp çizebiliyorum. Burada da yaptım gerçi. Hepsini de burada, her yerde yapar insan. Ne fark eder? Ha Isparta'ya taşınmış olayım, ha Van'a, ha Kars'a, ha Amasya'ya, ha Gümüşlük'in her yerine gidip konser
vermek, işte sevdiklerimizle, okurlarımızla, dinleyicimizle buluşmak. Nerede yaşadığımızın çok bir önemi yok. İstanbul'da yaşadım da ne oldu? Gümüş'te yaşıyorum. Yani herkes şey gibi geliyor, ha Gümüş'e taşınmış yani. Önemli mi yani sizce? Hayat bana sorar, nasıl, niye böyle bir karar aldınız? Ya kimsenin beni duymayacağı bir yerde başıma bir şey gelse, yanımdan geçenin bana şöyle bakıp elini bile uzatmayacağı, dışarıda şu iğrenç gürültü, bu kadar kavganın, dövüşün ağzımın içinde, gerçek her gün taksiciyle kavga ettiğim, her gün asık suratlar gördüğüm, evden çıkıp sadece bir iş yapıp eve gelebildiğim, yani yürüyemediğim, nefes alamadığım, diyeceksin ki niye anlıyordum, zannediyordum ki çok güzel şey. Ya ben tükettim. Yani bir sürü arkadaşım burada yitirdim, kaybettim. Kendi dinginliğimi de, akli melekemi de, yani birlikte çok güzel vakit geçirdiğim dostlarımı da uzak hissediyorum. Çıkıp gidebilmeli. Burada öyle bir şey yok. Ben öyle bir yerde büyümedim. Ben buraya mesleğimi hayata geçirmek için, yani özebilmek için taşınmıştım. Çok büyülüydü o zaman. Taksim büyülüydü, İstiklal Caddesi büyülüydü, Kelebek Korse mağazası hala vardı, İnci Pastanesi. Normal tükürükler saçan bir öfke var. Burada olmaktan ben mutlu değilim. Yaşamak çok zor burada. Ben seviyordum o hengameyi. Şimdi hengame çirkinleşti, bir debdebe haline geldi. Sevmiyorum. Gümüşlük iyi gelmiş gibi gözüküyor size. Bilmem, işte bir gün orası da başka bir yer, dağda bir çadıra kadar gider bu iş. Yani daha az insan daha iyidir. Daha iç sesiniz, yani kendinizle. Ya tercih meselesi. İyi. İç ses de yani herkesin duymakla mükellef olduğu bir yer değil. Rahatsız da edebilir sizi. Başladı. Bir de bir şeyler, dışarıdaki kavgaya biraz ara vermek gerekiyor yani. Ben evden çıkarken elimin ayağımın titremesini istemiyorum. Evden taksiciyle kavga ettim. Adam elimde kıyafetlerle attı gene beni yola. Yani bir gününe geldim, yine aynı şey. Basit. Bilmiyorum. Allah ve hayat İslam'da yaşayanlara ve yaşamak zorunda olanlara sabırlar versin. Yılda elimi kapatmış değilim. Gidip geliyorum. İşte ben de bir kiracıyım. Öyle. Peki yeni projeleriniz var mı? Daha yeni çıktı albüm işte. Tom Sawyer kitabı çıkıyor. Bir yeni bir şey yapmak istemiyoruz. Yani yeni bir şey yapmak biraz artık böyle açlık gibi geliyor. Bir şey daha çıkartayım. Bir şey daha. Bir şey söyleyecek bir şeyim yok ki şimdi. Tom Sawyer kitabında söyleyeceğim bir sürü şey söyledim. Aslında sonbaharda. Albüm daha 2 aylık. Ne yapacağım? Klip televizyon kanalları döndürmüyor. YouTube'da dönecek işte filan. Onlardan ben çok sıkılmış biriyim. Öyle bir heyecanım kalmadı benim. Yani klip masraf olarak değil de bir diyorum. Görsel. Yani yapıyoruz, mecburuz tabii, öyle diyorlar. Mecbursunuz tanınmak, bilinmek için de artık... Tanınmak değil ki benim derdim. Duyuldu. 10 yılda 15 yıl olmuş. 2000'e yakın konser vermişiz. Ben herhalde biraz başka bir yerden bakıyorum. Yani benim bir yarışım. Ben sadece döküldükçe çıkıyor. Sus şarkı çalar söyleriz. Yeni. O kadar. Peki Jean Barbour genç müzisyenlere ne önerir? Evet, artık yaşlan, artık genç müzisyenlere bir şey önerir. Estağfurullah. Hayır. Yok öyle. Güzel bir soru bu. Yani ne öneririm? Mesleğe yeni başlamak isteyen. Ya ben gencine de, yaşlısına da, orta hallisine de, hepsine de aynı şey kendime döner. Şu ukalalık ve ekabirlikten uzak, sadece müzikle alakalı. Yani sanatın her anlamı, hayatın her anlamında aynı şey geçerli. Böyle bir sahne yamyamlığı, işte bir başarı yamyamlığı uğruna üretilerinin suyunu çıkarmasınlar. Yaptıkları şeyleri üretirken, konser verirken kendileriyle ilgilensin. Böyle etrafa bakıp kim ne yapıyor, ben daha mı az yaptım, o da. Bunlar o kadar büyük safsatalar, insanı tüketen, bitiren şeyler. Bir şey üretirken sadece üretme arzusuyla üretsinler. Bir yere gelsin de değil, o piyasa işi. Ona zaten ben bir öneride bulunamam.
O zaman kendime öneride bulunmam gerekirdi. Cihan, ana akım bir şey yap ki takipçin 150 binden 300 bine çıksın falan gibi bir derdim olurdu. Çünkü bunu niye soruyorum? Herkes bana bunu söylüyor. Böyle acıyarak. Niye ana akım yapmıyorsun? Bilmem, 40'ıma kadar beceremedim. Becerebilsem yapardım. Ben böyle bir akım yapıyorum. Neyse. Hakir görülüyor herhalde. Ya ukala olmasınlar ve ukala olup da değilmiş gibi de davranmasın. Yani ukalalıklarıyla çok uğraşsınlar. Hepimiz ukalayız. Yani müzisyenlikte, sanatçılıkta o ego inanılmaz kocaman bir şey. Biraz kendilerini çok önemli ve çok acayip bir şey yapıyormuş gibi görmesin kimse. Bunu görüyorum çünkü bir sürü müzisyende. Ben de 20'li yaşlarımda birlikte çalıştığımız insanları da biz böyle seçiyorduk. Gerçekten gönülden gülümseyen, bizle beraber birlikte bir şey üreten müzisyenlerle çalıştım hep. Ötesi olmuyor. Çünkü üretmek Allahçılık biraz. Allah zannetmeye, yaradan zannetmeye gerek yok. Kendimizi yaratıyoruz ama hani cirmimiz kadar yer yakıyoruz. O yüzden öyle atla deve bir şey yapmıyoruz. Çok çalışsınlar. Eşek gibi hem de. Geliştirmek için şuralarını. Gerisi lafı güzel. Başka ne diyeyim? Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Evet, bu hafta bir kadının konuğu Cihan Barbour'du. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.